İşçi ve memur emeklisinin gözü Temmuz ayında alacağı enflasyon farkında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilk 4 aylık enflasyonuna göre zam %18,72 ancak. Bu rakama Mayıs ve Haziran enflasyonu da eklenecek. Uzmanlara göre işçi emeklisinin farkı %30, memur emeklisinin ise %20 olması bekleniyor. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Peynire kilosu 300 lira, 350 lira. Zeytine kilosu 300 lira, 400 lira. Maaş bitti. Maaşla alamazsın. Yok, ben maaşla gidip peynir, zeytin giderim orada Eminönü'nden kırık zeytin şey alırım. Kırık peynir alır çıkma. Halktaki beklenti en düşük emekli maaşının en az 15 bin lira olması yönünde. Ama görünen o ki şu anda 12.500-13.000'ler seviyesinde olacak gibi gözüküyor. Bir emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katı falan oluyordu. Bir ülkede bir yumurta 6 liraysa, 1 litre süt 50 liraysa varın siz düşünün. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve emeklinin gözü Temmuz'da aylıklara yansıyacak enflasyon farkına çevrildi. %25 verecek. %5'te refah payı öngörülüyor. Erdoğan verecek deniliyor. Erdoğan'a bağışlıyorum. Neden? Yetmiyor çünkü. Emekliye yetmiyor. %25 yetmiyor. Bir emekli maaşına geçim olur mu? Bir ev kirası 10 milyon, 15 milyon civarı olursa ben mesela 11 lira maaş alıyorum. Yani onu kiraya verirsem neyle geçineceğim? Emeklilerin alacağı enflasyon farkı 4 aylık hesaplamalarda %18,72 oldu. Memur ve memur emeklisinin ise %13,5 olarak hesaplandı. Bir kilat 750 lira. Bonfilat 750 lira. Kıyma 450 lira. Nasıl geçinirsin ki bunlar? Enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim, dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Vermesinler. 13 bin lira olacak maaşını. Vermesinler. 10 bin lira yetiyor bize. Uzmanlara göre 6 aylık enflasyon farkı %25 olacak. Buna ilaveten %5'lik refah payı verilmesi öngörülüyor. Ancak emekli dipsiz kuyuda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Seyahatten zam yapacak. Benim maaşımı 15'e getirdikten sonra üstüne zamı koyacak. Asgari ücretten az olmayacak. Asgari ücretten az olmazsa idare ederiz. O da İstanbul dışına çıkarsak. İstanbul dışında imkanı yok. Büyük şehirlerde duramazsın. Öte yandan Türkiye'de yaklaşık 11 milyon işçi emeklisi bulunuyor. Bu da toplam emeklilerin 1/4'ünü oluşturuyor. Birçoğu da tavan emekli aylığı 10 bin lira alıyor. Ancak sıkıntıları sadece bundan ibaret değil. Kök maaşın yükseltilmemesi de büyük sorun. Tüm kök maaşların en düşük emekli maaş seviyesine bir kereye mahsus getirilmesi gerek. Zaten hazineden destekli olarak bu maaşlar ödeniyor. O zaman bu kafa karışıklığını gidermek için Çalışma Bakanlığı'nın mutlaka bu dönem bir şey yapması lazım. Yani ölüme terk ediliyoruz.